Reklam. Radyo S. Sayende ah, tek soluksuz, hiç nefessiz. Dam dam dam. Yerlerdeyim yerlerde, bıraktığın o yerde. Verdiğin sözler nerede? Reklam öncesinde de anonsumuzu yapmıştık. Hattımızda şimdi Çelik var. Ve merhaba önce. Merhabalar. Çok ani bir giriş oldu. Evet. Benim için. Evet, benim için de öyle oldu. Güzel oldu mu ki? Ben ya, şundan bir şey söyleyeceğim. Söyleyin. Karşımdan çok güzel bir kız geçiyor. Bir ara yayını bıraksak, ben ona bir laf atsam yani... Dikkatim dağılacak, konuya kendimi vereceğim. Olmaz. Kadın da geçti gitti vallahi. Olmaz. Neyse. Evet, buyurun. Ama ne deseniz dinlerdi o bence. Bence de dinlerdi ama seninle konuş, onunla mı konuşayım, seninle mi konuşayım seçemedim ben. Şimdi seninle konuşmak lazım. Albüm kızın peşinden gidersek albüm sıkıntıya girecek. Bu seferlik böyle olsun. Ben niye biraz heyecanlandım biliyor musunuz? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Biyografiniz muhteşem. Şimdiye kadar okuduğum en güzel biyografilerden. Çok eğlenceli. Aa, bizim şirket arpej müzik iyi çalışıyor demek ki. Çok eğlenceli. Yani böyle hani moda mod sıkıcı bir biyografi olmamış. Çok keyifle okudum. Sanki böyle bir hikaye okur gibi. Ne bileyim, beni mutlu etti bunu okumak. Sonrasında oraya şöyle bir şey denk geldi. Hayranlarınızdan birisi demiş ki ya çok sıcak ya çok soğuk, ortasını gören olmadı. Şimdi eyvallah, ben de dedim öyle. Ki Instagram'da geçmiş olsun bu arada. Bugün sanıyorum bir hastane işiniz de vardı. Yok, check-up yapıyorlar. Bu ha, iyi, genel tamam, bir kontrol ediyorlar yok. Ya. Çok her şeyi bir kontrol ediyorlar. Tamam. Bizimkinde hamilelik çıktı, ne yapalım? Ortalık da bir karışmış bu arada. Evet. Öyle ben sizin olmuş. Adınıza hepsine gıcık oldum. Yani ne kadar gereksiz, şakadan anlamayan öyle bir mi? Millet ben oldum. Ben böyle bir şey yazınca benim adıma niye herkes birbirine giriyor ben de anlamıyorum ama anlamadım. Ne bileyim, böyle bir gülmeyi... Altı üstte hamileyim yazdım. Ne olacak ki sanki? Gülmek lazım. İnteresan. Şimdi ben de öyle okuyunca dedim ki eyvah, hastane işi de varsa Çelik Bey dedim, bugün acaba çok gergin mi olur? Ya çok sıcak ya çok soğuk. Soğuk hali bana denk gelirse diye bir streslendim doğrusu, ama şu an rahatladım. Sıkıntı yok. Soğuk hali stüdyoda denk gelir. Ha, iyi. Çalışırken ciddi oluyoruz. O tamam, oralarda orada dolaşmam gelindir, ben. Oraya da kimse gelmediğine göre sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hoş geldiniz tekrar. Benim için çok ederim, özel ve çok güzel bir gün bu arada. Yani sizinle en nihayetinde bir sohbet ediyor olmak çok önemli. Hayırlı canım olsun benim albümünüz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hepsini çok dinledim. Gece tamamını dinledim tekrar tekrar. Kendi favorilerimi belirledim. Ve klibini çektiniz. Harika ya, hastayım böyle sunucuya ben, biliyor musun? Kurban olayım böyle sunucuya. Albümünü almış, şarkıları denemiş, evet, onları dinlemiş, onlar üzerine olumlu ya da olumsuz bir kritiği var. Hatta sözlerine baktım. Bana İzel niye ayrıldı diye sormayacak. Yok yok yok. Gündeme vallahi getirecek. Sormayacağım. Hani dersine çalışmış. Ondan sonra burada niye bu şarkıyı yaptınız, öbür şarkı daha iyi değil mi? Yok yok yok. Niye böyle, niye don giydin, niye atlet giydin? Ne güzel böyle dersine çalışmış. Niye yani, soyundun? Harika ya. Ya bunları sormayacağım. Bayılıyorum böyle işini çalışıp gelip güzel güzel sohbet ederim. Hatta... Buyur cancağızım, ne istersen emrine amadeyim. Teşekkür yaşam ederim. Yayından önce hatta dedim ki o kadar çok çalıştım ki rüyamda Çelik'i göreceğim sandım ama yok, olmadı. Şimdi öncelikli olarak şarkı bir kere çok akılda kalıcı. Sanıyorum dinleyenler için en önemlisi bu olsa gerek. Dinleyince dedim ki ha tamam, yani Çelik yapmış olmuş bu sefer. Ya bu seferden kaldı yeni şarkı olarak. Ve 18. albüm, Birde Bir ve gayet dilimizde dönen şarkılar arasında şöyle de bir şey yaptım ben. Önce tabii bu şarkının çıkışını bir öğrenelim ama ya yani, o kadar da demeyelim.
Nasıl çıktı ki bu böyle? Şarkı bu yerlerdeyim hani bizim sokak ağzı dediğimiz evet. Sokak hani sokakta birine bir şey söylersiniz adam suratınıza böyle bakmaz hemen sizi anlar ya. Sokak ağzı yani yerlerdeyim sürünüyorum tarzında bir şey işin özü. Acı var mı içinde? Olmaz mı yani şey ne derler sizin hayatınızda aşk olduğu zaman ve aşk hayatınızdan çekip gittiği zaman size de mutlaka bir erkek arkadaşınız nerede diye soran olmuştur. Siz ilk ayrıldığınızda ona biz ayrıldık diyemezsiniz mesela. Evet. Onlar da işte onunla anılarınız vardı, şu vardı, bu vardı. Biraz yorar adamı. Bu yorma sırasında insan şeyi rotu kaybediyor. Şaft kayıyor biraz. Hı hı. İşte o şaft kaymalar, rot, şirazelerin kaydığı yerlerde dengeyi kaybedince iki ayağın üzerinde duramayıp yere ruhun böyle yerde bir sürünür. Türkçesi aşk hayatımızda güzel. Olmadığında hayat bizim için anlamsızdır. Alt yazılarını yazmaya gerek yok. Şarkı zaten onu kabaca anlatıyor. Klip senaryosunda. Nefes alamıyorum yani. Nefes alamadığını söyleyen birisi var şarkıda. Yerdeyim diyor, canlı cenazeyim diyor. Yani yürüyorum ama varlığım var mı, yok mu, yaşadım mı, ezgeç bizi mı? Çelik. Anladın mı? Anladım ben, anlamaz mıyım? Böyle bir şey. Çok şahane. Yani ama bu hep var sizin şarkılarınızda. Yani kendinizin şarkı hem söz beste yapıyor oluşunuzun bence mutlaka etkisi çok fazla. Yani hani tek tek saymayacağım ama 90'lardan bugüne kadar o kadar hit olmuş şarkınız var ki tercih yapmak zor. Bu da diğerlerinin arasına girecek inşallah. Peki ya aklıma şu geldi gece. Şarkıyla çok alakasız bir soru affedin ama şunu merak ediyorum. Evde yalnızken böyle ya ben bir sürü albüm yaptım ben çeliyim falan deyip böyle bir şeyler oluyor mu kendi kendineyken insan? Yok evde otururken oğlum bana bizim evde maç seyrediyorduk. Maçtan sonra da PlayStation oynuyoruz. Maç yapıyoruz. Aha. Oğlum geldi işte baba bir su versene dedi. Böyle biraz da ona kaba bir ağızla söyledi. Dedim ki oğlum böyle herkesin önünde böyle söylüyorsun ama insanlar hani ne kadar kaba yetiştiriyor oğlunu falan derler. Biraz dikkat etme falan daha derken baba uzatma da suyu getir dedi ya. O yüzden evde boru ötmüyor senin anlayacağın. Çocuklar söz konusu olunca da. Şöyle sokakta evde suyu getirecek. Bu arada şimdi İzel Çelik Ercan olayını tabii o niye ayrıldınız falan demeyeceğim ama şimdi genele... geldik mi oraya gene? Gelmedik. Yok vallahi gelmedik. Sıkıntı yok. Gelmedik ama şimdi bir öz eleştiri yapmışsınız ya. O benim çok hoşuma gitti. Genelde çünkü müzisyenlerde ya da popçu denmesinden nefret ettiğinizi biliyorum. Zaten demeyeceğim. Ben de hoşlanmıyorum. Fakat o öz eleştiri benim çok hoşuma gitti. Çünkü mesela... İnsanların bakış açısı buna çok işte neden dağıldılar falan filan kısmında değil de acaba dağılmamış olsaydınız bugün olacağınız yer neresi olurdu diye düşündüğünüz oluyor mu? Kimse önümüzde duramaz. Kimse önümüzde duramaz. Ben mütevazi birisi değilim. Anarşistim ve çok o anlamda mütevazilik yani değilsiniz, meslek biliyorum. Olarak söylüyorum. Hı-hı. Şahıs olarak söylemiyorum. Şahıs olarak kendimi ayrı bir yere koyuyorum. Hı-hı. Yaptığım işe saygı duyma anlamında mütevazi birisi değilim. Ben bir numara olmak için uğraşırım. Olabilirim veya olmayabilirim ama hedefim hep bir numara. Hı-hı. O yüzden o konuda mütevazi olamıyorum. Yani önümüzde kimse duramaz diyorum yani. O kadar yeterli bir şey bence. Yeterli yeterli. Bakın sustum kaldım yani bir şey diyemedim. Çok ama... iyi müzik yapardık. Hala da yapma imkanımız var. Yapacağız da Allah'ın izniyle. Ama şu kaygı da ortadan kalkmış gitmiş oldu. Hani her grup parçalandığında yaşanır ya bu ay tek başına ne yapacak acaba falan. Hiç de öyle bir şey olmadı. Yayın sizden önce de söylemiştim. Her albümünüzde neredeyse herkesin pek çok anıları var. Bu öyle güzel bir şey ki. O zaman insan şunu diyor. Bu Çelik ne yaşıyor ki acaba bu kadar şarkılarına bunu aksediyor, yansıtıyor gibi. Şimdi senin bu dinlediğin albüm Maşallah diye bir şarkı var. Evet hareketli çok da güzel bir şarkı. Oradaki şarkının sözü. Neyin kafası bu bilemiyorum diye başlıyor. Aha. Neyin kafası bu bilemiyorum. Sen de diyorsun ki ulan bu çocuk ne yaşıyordu acaba bu şarkıları evet. Yazıyor. Orada şarkı sözünde en sonunda diyordu ki aşk kalbimizi dürter mi? İşte Çelik bu ders sana yeter mi? Ondan başkasıyla. İşte bir sürü sözü var yani. Aşk kalbimizi kanatır mı? Acaba bu sorun yaratır mı? İş falan filan böyle şeyler sözleri var. Aslında hepimizin yaşadığı şeyler çok kolay bir şey. Yani bir insana çok dikkatli baktığın zaman onun gönlünün röntgenini çekersin. Aslında çok basit bir iştir, çok zor bir iştir. Biz insanlara genelde dikkatli bakmayız. Bakmıyoruz sen de hiç. Asıl problemimiz budur. Yani birisini şöyle gözlerine doğru bakıp
onun kalbine doğru, onun ne hissettiğine doğru pek bakmayız. Biz görürüz, bakmayız ama çok fazla. Biz yanılmıyorsam meslek olarak, biraz hassasiyet olarak, sanat müzisyen hassasiyet olarak biraz dikkatli bakıyoruz yanılmıyorsam. O dikkatli bakış içinde insanların kalbinde sızılar görürsün. Sızlar onların kalbi. Hı hı. Ayrılmıştır sızlar, çocuğuna bir şey alamamıştır, kalbi sızlar. Birisi onun kalbini kırmıştır, kalbi sızlar. Birisi işten ayrılmıştır, biri onu işten çıkartmıştır. Biri birinin karşısında zor duruma düşmüştür. Hep kalp sızlamaları vardır. Bu kalp sızlamaları, kalbin böyle hani böyle bir görsel olarak önünüze getirmiş, kırılmış bir kalpten sızan bir kan gibi düşünebilirsin onu. Adamın canını yakar. Evet. İşte o can yakmaları her vücutta ortak sızıdır. Dili birdir yani. Kalp kırılmasının dili birdir. Aşk da böyle bir şeydir. Yani insanların bir ölümü aşk şeydir, ortaktır. Hı hı. Bir de aşklar ortaktır. Onun dışında hiçbir insan demokratik olarak eşit olamaz. Kimse aşkla aynı eşitliğe sahip değil kardeşim. Bunların sen da... patates pişiriyorsun, adam uzaya adam yiyordu. Sen onunla eşit değilsin. Sen sadece ölürken eşit olacaktın. Bir anlamak lazım. Bir de aşk be. Yani sen de birini sevdiğinde kalbin acır. Hı hı. O da birini sevdiğinde kalbin... Evet, bu ikisinde eşitsiniz. Acılar olur. Bunları işte bilebilmek lazım, görebilmek lazım. Bu duyguları aktarıyoruz. İşte müzik dili falan filan diyoruz. Kabaca bu kadar söyleyeyim yani. Bunları da tabii şarkı haline dönüştürebilmek, o formu vermekte ya da veren kişilerde sizin gibi yetenekli isimler oluyor. Bu arada İşte Sezen Aksu'dur, Mazhar Fuat Özkan'dur, Fikret Kızılık'tur, Erkin Koray'dur. Yani bunlar böyle donanmışlar. Allah bunlara büyük bir kabiliyet vermiş. Yani bu kendinizi onların arasında katmıyor musunuz? Ben inşallah onların yolunda olabilirim. Yani öyle olursam mutlu olurum. Çok olur. İyi bir yol bence. Bence çok güzel olur. Olur da. Yani bizim için zaten öyle de tabii sizin hani kişisel doyum noktanız belki farklı olabilir diye. Biz işimizi çok iyi yapıyoruz. Tekrar söylüyorum. Yani evet, o konuda mütevazı değiliz. Ama önümüzdeki örnekler bizim ciddi örneklerdir. Kolay kolay böyle ben oraya geldim denilebilecek örnekler değildir. Hani işimizi ciddi yapıyor olmamız haddimizi bilmememizi gerektirmiyor. Ama 90'lardan yerimizi da biliyoruz. 90'lardan da kim kaldı? Kimse kalmadı. Vallahi kim kaldı kim diye çok bakmıyorum. Biz işimizi güzel yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki örneklere de onlara yaklaşabilmek, onların yaşadıkları duyguları anlayabilmek, kavrayabilmek istiyoruz. Seviyemizi, haddimizi de biliyoruz Allah'ın izniyle. Videonun altında yorumlara bakar mısınız? Neyin altına? YouTube'da videonun altına, yani video klibin altındaki yorumlara bakar mısınız? Bakıyorum, her şeye bakarız. O zaman tamam, onu da soracaktım çünkü yorumlarla ilgili olarak bakar mısınız? Yanıt verdiğiniz biliyorum zaten. %5 beğenmeyen vardı. %95 en son baktığımda oydu. %95 beğenilmiş bir albüm çıkışı. Hı hı, gayet güzel. Sayısı yanılmıyorsam 500 bine gelmiş olması lazım. Daha albümü şu anda daha rafa koyamadık her yerde. Daha rafa koymadan YouTube dinlemesi 500 bin. Evet, bulamıyoruz diyenler de vardı. Orada benim dikkatimi şu çekti. İlk albümün tadını hatırlattı demiş biri. Sonra artık kaldır bizi yerlerden. Yeter bu çektiğimiz diyenler olmuş. Çok esprili, çok güzel yanıtlar ama genel olarak baktığımızda gayet hoş. Bu arada size egosuz ve halkçı sanatçı diye tanımlıyorlar. Vallahi ego yani bir varlığınıza karşı, kendi varlığıma karşı veya sizin varlığınıza karşı bir saldırı olduğunda sizde nasıl bir tepki olursa ben de bir insan evladı olarak aynı tepki gösteririm. Bu tepkilerle ego ve halk sanatçısı olmak birbirine karıştırılabilir. Hı hı. Ben şu anda seninle nerede konuşuyorum biliyor musun? Nerede? Bak burası neresi? Yenikapı Marmaray. Marmaray'da yanında bir simitçi var. Önümden de yani dakika başı 100 kişi falan geçiyor. Marmaray'a girip çıkıyorlar. Şu anda Yenikapı civarı. Sisli rapor da verir sana. Banka oturdum. Çünkü Marmaray'a girersem şey yapamayacağım. Ne derler? Marmaray'a girersem konuşamayacağım. Evet. Bağlantı kuramadım. Banka oturdum. Buradan seninle konuşuyorum. Süper. Akşam... Şimdi buradan önümden kim geçse benim için. Başbakan da geçse. Ben aynı davranacağım. Vatandaşın teki geçse de aynı davranacağım. Az evvel senin yüzünden konuşamadığım kız, güzel kız da önümden geçti gitti. Ona da aynı davranacağım. Yanıma yaklaşmayın. Ben çeliğim. Havam var falan demiyorsunuz yani. Yok yani. Yaklaşsa ne yapacak? Konuşuyorum kardeşim. Pardon diyeceğim. Ne diyeceğim? Çünkü dün bir video izledim sizinle ilgili. Çok hoşuma gitti. Bayıldım hatta. Taksim'de metro istasyonunda sanıyorum. Metroda gitar çalmışsınız, şarkı söylemişsiniz. Yani korumalar yok, güvenlikçiler yok falan. 200 kağıt para kazandım orada. Oho, süper. Çok güzel. Peki bu anlık gelişen bir şey miydi? Bunlar yoksa böyle planlanan şeyler? Yok, bu profesyonel. Yok. Bu Habertürk gazetesinde bizim Arif Ürün bir röportajı vardı. Röportaj öncesinde dediler ki değişik bir fotoğraf çalışması yapalım. Yani doğal olsun. Ben doğal işleri çok seviyorum. Hı hı.
Dedim ki alın size doğalı. Ben gitar çalayım siz çekin. Yani ne görüntü olursa çekin. Orada bir sürü fotoğraf aldılar. Bayıldım. İşte orada çekilmiş güzel olan görüntü. Ve oradan geçerken vatandaşlar oradan geçerken bir videoyu şeye koydu. Ne derler o? İnternete koydu. Sosyal. Ve ne kadar şaşkınlar fark ettiniz mi? Evet evet. Aynen. Aa, o onun fotoğrafı koydu. Öbür taraftan bir tane haberci onun fotoğrafını gördü. Oradan aldı haber linkine koydu. Oradan internete koydu. Öbür taraftan sen orada ne yapıyorsun? Şu derdi. Akşam bir sürü herkes duymuş oldu. Süper. Yani güzel bir süper iş oldu. İnşallah daha çok olur. Şimdi şu altta dönen şarkıya bayıldım ben bu arada. İyi günde kötü günde. Evet. Yani kliplendirilen şarkının dışındaki ilk favorim benim o oldu. Böyle bir sanki deniz kenarında oturup böyle bir kahve içiyorken böyle bir hafif rüzgar esiyor falan. Böyle bir huzur veren bir şarkı olmuş. Ben şimdi sen sordun ya hastanede ne yapıyordun diye. Benim yanımda şey var işte orada bana yardım eden çok sevdiğim bir arkadaşım dostum. Çok sevdiğim bir kız arkadaşım var. Nilgün hastane işte bizi hocaya götürdü. Hoca da işte şey bakıyor ya hani böyle ultrason falan kalbe malbe bakıyorlar. Bana dedi ki kalbin çok güzel dedi. Hocam kurban olayım bunu bir hoparlar mısın dedim ona. Şimdi resmini de gönderdiler. Benim kalbim güzel olduğu için şarkılara kalp güzelliği yansıyor. Artık bundan sonra kız arkadaşlarımla kalp raporuyla beraber konuşacağım. Ama benle konuşurken dikkat edin. Benim kalbim güzel ben doktor raporuyla konuşuyorum diye. Elimde çok kozlarım var. Şarkılarım da öyle kalp güzelliği var. Kalp güzelliği olduğu için şarkılara da o yansıyordur diye İçinin düşünüyorum. Güzelliği şarkıya yansımış ha, gibi. Raporlu konuşuyorum bunu yalnız pardon. Bu söylediklerimi raporlu söylüyorum. Şarkı bu arada 2017 nikah ilk dans şarkısı olabilir diye yine yazılanlar arasında. Ben evlenmeyeyim arasında de kimin nikahının şarkısı olsun. Benimki olmasın da kiminki olursa olsun çalarım. Yani karşı mısınız ikiden sonra? Niye olmasın ki? Yalnız geçer mi ki hayat? Yok karşı olur muyum? Ben destekliyorum ki şarkımı çok satabileyim. Herkes evlensin beni karıştırmayın diyorum. O da güzel. Peki evet. Klip gerçi şimdi taze ama bundan ya diğer şarkılar arasında sizin ya ayırım yapmak tabii ki de mümkün değil ama hani şunun üzerine biraz daha yoğunlaştım gibi bir şeyiniz var mı? Böyle bir tüyo alır mıyız ki? Bu albüm için mi söylüyorsun? Tabii tabii. Aha. Ya hey kız ya benim içim hey kız öbürleri ne öyle ya? O iyi günde kırkında gel ya maşallah falan. Nedir onlar öyle ya? Hey kız abi benim şarkım hey kız. Ben hey kızı dinleyin diyorum yapımcı bile dinlemiyor beni. Allah Allah. Şeyin Allah etkisi olabilir mi ya önünüzden geçip ben bir ne haber falan diyememenin yok bu etkisi başka bir kız. Benim kız çok kızımız olacaktı. Cici kız, hey kız. Bunlar farklı farklı. Evet ben onlar hep var. Farklı kızlar. Allah çok yani. Tamam. O zaman ben şimdi bir de o gözle dinleyeceğim o şarkıyı bir kez daha. Hey kız çok iyi şarkı. Benim hitim o mesela. Bana deseler ki sen bütün albümlerin arasında en çok hangi şarkıyı dinlersin? İki şarkı. Biri hey kız. Bütün albümlerin içinde hem de. Evet bütün albümlerin içerisinde. Hey kız'ı dinlerim. Yüksek aa dozda aşk aldım diye bir şarkı var benim. Onu dinlerim. Ben olsam da onu dinlerim. Çılgın mısınız ya? Bana yapalım öbürleri hiçbir şey anlamıyor. Yani ben böyle yapıyorum dinliyorum. Hoş güzel şarkılar ama yani sen hangisini dinlersin? Ben bu söylediğim ikisini dinlerim. Ya valla ben Hercai falan zamanda öldüm dinlerken ne bileyim benim için ben çelik. Ben bıktım 30 senedir söylüyorum. Ya tabii canım sen yani sahibisiniz yani artık ama bilemedim şaşırdım şu an gerçekten. Bana mesela şimdi ya, hey kız nereye kadar falan jilet gibi şarkılar yani. Tamam biz şimdi ben o gözle bakıp bir ona göre bir kez daha yorumlayacağım kendi içimde. Son bir soru sorayım mı? Buyurunuz. Şimdi ben Instagram hesabınızı da zaten hani bağlantı olmasa da takip ediyorum sizi. Okumayı seviyorsunuz, araştırma kitapları, roman sevmiyormuşsunuz falan onları biliyorum. Şimdi alt yorumlara bakıyorum neler yazmış olabilirler diye. Sürekli mesela kızlarımız şey yazıyor. Okuduktan sonra kitabı bana verir misin falan diye. Ben alta şey yazacak oluyorum. Git al. Çok güzel. Ya kitap ve albüm bunlar alınacak ki. Ben müzisyen anneme vermem kitabı zaten o ayrı mesele. Ben de vermem. Ben yani kitap vermekten hiç hoşlanmıyorum. Alır almaz üstüne tarih ve ismimi yazarım. Ne bileyim bir yerde görürsem bu benim demek için. Biraz o konuda ben de pisim diyebilirim. Yani ne bileyim o huy artık. Siz okuyunca ne düşünüyorsunuz? Yani ya da onları okurken okuduğumu da göndereyim anı olsun falan. Böyle bir duygusal yaklaştığınız oluyor mu? Birisine mi şarkıya? Kitabı mı? Kitabı. Ben kitabı hayatta kimseye vermem. Ha dinleyiciye de yani öyle bir yalarsa. Yok hiç hayatta vermem. Kralına vermem. Benim tamam iki tane şeyim var ya bu hayatta benim diyebileceğim. Bir CD arşivim, müzik film müzikleri arşivim falan var. Onu vermem. Bir de kitaplarım. Onun dışında ne alıyorsa evde çamaşır makinesi var alsın gitsin ne yapıyorsa yapsın. Ama CD'yi kitabımı hayatta vermem yani.
Bence de öyle. Gerçek kitap severlerin genelde fikri bu. Başka arşivleriniz de varmış bu arada. Gittiğiniz yerden bir şeyler toplarmışsınız. Bunları hep biyografiden öğrendim. Sizinle ilgili bilmediğim şeylerdi. Evet. O yüzden çok beğendim. Arşiv seviyorum. Ve zaman takıntısı. Şu an mesela gidecek olduğunuz yere yetişmek durumunda mısınız? Yok, öyle bir şeyim yok. Orada kastettiğim şey mesela zamanı böyle doğru kullanmak gibi. Ukala diye bir kelime vardır, bilir misin? Tabii ki. Ukala kelimesi çok bilen demektir. Hı hı. Bizde ukala kelimesi farklı, küstah anlamında kullanılır. Ama evet, ukala kelimesi bildiği bir şey sana söyler, paylaşır. Yani ukala olan sana bir şey paylaşır, bildiği bir üst seviyeyi söyler. Yani sen beyin cerrahıyla beynini aynı göremezsin. O senden biraz daha üst seviyeden bir şey söyler. Hı hı. Dolayısıyla o konusunda hakimdir. Zaman konusundaki takıntı şu. Felsefi tarafına girdiğin zaman işin, herkes ölmeye doğru gidiyor. Dakika dakika yaklaşıyor. O ölmeye doğru gittiği yolda adamın oturup böyle sağda solda bayıra bakması ve onun böyle özgürce o zamanı dere tepe 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 kullanmasını ben çok büyük bir cüretkarlık olarak görüyorum. Diyorum ki adam biraz sonra ölecek ama ölürken erip oturmuş ağaçları seyrediyor. Ben onu anlayamıyorum, kafam basmıyor ona. O özgürce ve sonsuz bir şekilde ve salakça hele hele boş zamanlarım var ve onu kitap okuyarak değerlendiriyorum diyen kardeşe ben aslında girişmek istiyorum. Ama böyle de bir hakkımız yok tabii. Yok olduğu için bir şey demiyoruz ama adam senin zamanını da alabilir. Evet. Yani kendi bunu harcadığı gibi bir de senden de onu talep ediyor. Yani ona zaman ayıracaksın, o seninle fotoğraf çektirecek. Fotoğraf çekerken aa bir dakika güzel değilim diyor, makyajını yapmaya çalışıyor. Onu bitiriyor, ondan sonra diyor ki ay dur güzel çıkmadı, ay şarjım bitti. Şimdi o zamanların arkada 100 tane de bekleyeni var. O 100 tane zamanın hepsini sen hep onlarla geçiriyorsun. Bu onu sevdiği için yapıyor, bunu es geçiyoruz. Ama genel olarak zaman harcaması diye bir şey var ve adam biraz sonra ölecek. Evet. O biraz sonra dediğim bazen bir dakikadır, bazen 20 senedir. Ama 20 sene onun ölüm zamanı. O ölüm zamanına kadar adamın hiç onu düşünmeden nasıl yaşadığını ben anlamıyorum. O yüzden takıntılıyım. Hı hı. Zaten de doktorlar bizim bu durumumuza varsa büyük ihtimal kardeşi alır, ağır duraklar verir, sakinletsin kendisi diyecekler. Ama benim farkım da bu zaten. Anladım. O konu zaman budur yani. Kesinlikle. Çok da doğru bir düşünce. Ya biraz sert bir fikir gibi ama değil aslında. Şimdi sert değildir yani, düşündüğünüz zaman sert gibi gelir tavırdan dolayı. İnsanlar çünkü böyle yağlanmaya ve boyanmaya çok alışıyorlar. Yağ çekilmesine çok alışıyorlar. Bir tane karşılarına direkt adam geldiğinde absürt ve sert gelinir ama nihayetinde böyledir. Nihayetinde hakikaten senin hayatın sana verilmiş bir sermayedir. Öbür tarafa götüreceğin senin bir kar ya da zararın olacak. Sen bu hesaptan nasıl çıkacağını hiç düşünmüyor olabilirsin ama ben kar severim yani. Böyle düşünüyorum. Hayırlısı olsun o zaman. Şimdi albüme döneceğim hemen. Şarkıyla ilgili olarak klibimiz şu an gayet güzel dönüyor. Kadınları konu alan bir, depresif kadınları konu alan bir de konu seçtik. Kadınları konu alan değil. Ben erkek olduğum için kadınlar konu oldu. Erkekler de kadınlarla aşık olduklarında. Yanlış söyledim. Estağfurullah. Canımın içi estağfurullah. Hiç önemli değil ama hakikaten birden öyle kalıyor. Yani sanki kadınlar depresyona girer, erkekler aslanlar gibi duruyor gibi. Hayır, çok ağlayan adam vardır. Başta ben kendim. Yani şarkım var albümde. Kim ağladı benim kadar diye. Evet. Yani birileri ağlamış, aşık olmuş falan. Kimsiniz diyorum kardeşim. İşte o meydan okumadır onlar. Birazcık daha fazla sanki belli ediyormuş gibi. Şimdi bu şarkıdan İşte ben de ona cevap olarak diyorum ki şarkıda diyorum ki cürettir ve meydan okumadır. Kim ağladı benim kadar? Hangi kral kadınmış o? Benim kadar çok ağlamış olsun, benim kadar hassas olsun aşk konusunda. Görelim biz onu diye. İşte işte öyle olmasa yani zaten siz çelik olmazdınız ki. O kadar O yüzden dedim kadınlarla ilgili bir konu değil bu. Aşk hayatında olmazsa ne olurla ilgili bir konu. Anladım. Anladım. Vallahi billahi anladım. Konser falan bunlar var mı şu an? Önümüz yaz, bahar diyelim ya da. Şubat ayının tamamı konserlerle geçti ve çok da güzel geçti. Hafta sonları konserlere. Hatta bazı yerlerde günde iki konserle geçti. Dalyan'da çaldık. Öğlen Kefal Festivali'nde. Akşam Alanya Hayal Kahvesi'nde çaldık. Bursa'ya zaten sürekli Hayal Kahvesi'ne gidiyoruz. Evet, söyleyecek. Bu haftadan itibaren, yani bu hafta bildiğim konser Cuma mı, Cumartesi mi, hangisi bilmiyorum. 3 Mart hangisine geldim bilmiyorum. Hı hı. 3 Mart'ta İstanbul Kartal'da Beyrut diye bir performans salonu vardır. Çünkü güzel canlı müzik yapılan bir yer. Oradayız. 8 Mart Kadınlar Günü Bursa'dayız. 3 Mart Cuma. Ondan sonra 8 Mart hangi güne geliyor bilmiyorum. 8 Mart Bursa'dayız. Orada Çarşamba.
ya ben bunları hatırlayamam şimdi yanlış isimleri. Tuana Salonu ya da Truva Salonu ikisinden birisi. Hı hı. Orada konserimiz var. İşte bütün ay boyunca da nasip olursa konserlerimiz olacak. Biz bu sene konserleri çok önemsiyoruz. Evet. Dolu dolu da geçiyor. Çok da mutlu oluyoruz yani. Öyleyse ben teşekkür ediyorum size. Albüme dair, klibe dair. Bana da dayanabildin ya artık. Bu işi bitirmiştim. Ben niye dayanabildim? Ben gece çalıştım. Çok süper çalıştım. Ama gayet konuşkanmışsınız yani tahminimden. Konuşurum. Çok çaçaronum. Adamı bitiririm yani. Evet, biraz zorlandım açıkçası ama tahminimden. Şimdi dedim ki keyifsiz filansa acaba ne olur filan diye ama yok öyle olmadı, güzel oldu benim için. Sizin için nasıldı bilemiyorum. Benim için harika, bana dayanabildiysen sıkıntı yok. Niye yani dayanamıyorum? Senelerin çeliğisiniz Allah aşkınıza. Ben size dayanmayacağız da kime dayanacağız? İşte ben hastayım bu zerafete hastayım ben. Sizin böyle yeriniz gerçekten ayrı. Benim de yağlarım yiyor. Aa tamam, çok süper, mutlu kapatıyoruz programı. Tekrar teşekkür ediyorum. İletmek istediğiniz, söylemek istediğiniz, hani çok klişe olacak ama son birkaç bir şey varsa sizi uğurlayalım. Yok canım benim, albümümüzü yaptık, emek var üstünde, alın terimiz var. Sonrası bu bizde. Bu emeğin ve alın terinin değerlenmesini isterim. Hı-hı. Şimdi sokaklara artık yarın Diyanarlar'da herhalde bu raflarda olacak, albümler satılıyor. Hı-hı. İnternetten indirilmesini isterim şarkının. Yasal yollardan. Satın alınmasını ve albümün satın alınmasını isterim. Ben iyi bir albüm yaptığıma inanıyorum. İyi bir arşiv albümü yaptığımı. Yolda giderken insanın kafasını dinlendirecek, hı-hı, onun hayal dünyasını genişletecek şeyler yaptığımı düşünüyorum. Hı-hı. Senin şahsına çok teşekkür ederim. Yaşın benden küçük olduğu için sen diyorum, yoksa siz diye konuşmayı 10 yaş var aramızda tam. O zaman sen diyebilirim. Yani. Tabii ki. Tabii ki. Ondan sonra... radyonuza, Radyo S'ye çok teşekkür ederim. Her zaman bize destek veriyorlar ve şarkılarını çalıyorlar. Ve zarafetinize, sözlü misafirperverliğiniz için de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi yolculuklar diliyorum. İnşallah stüdyo konuğumuzda olursunuz bir gün. İnşallah. Onu bekliyor olacağım. İnşallah. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Saygılar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sen neredesin, ben neredeyim? Aşk mı bu ne olur söyle. Soluksuz, hiç nefessiz. Çünkü dam. Yerlerdeyim, yerlerde. Bıraktığın o yerde. Verdiğin sözler nerede? Yerlerdeyim, yerlerde. Yerlerdeyim, yerlerde. Yes.